son kurumumuzun 3D teknolojisiyle beraber burada üretilen yapının içerisindeyiz. Genel müdürümüz ve çalışma arkadaşları uzun zamandır bu süreci yürüttüklerini biliyorum. Teknolojik olarak çok yeni bir uygulamadan bahsediyoruz. Dünyada yeni gelişen bir teknolojiyi Türkiye'de çok uzun yıllar sonra görecekmişiz gibi bir kanaat vardı. Bu kanaati biz yıktık. 3D yazıcı teknolojisiyle kent mobilyaları ürettik. Şu anda beton tesisiyle, robotik koluyla beraber Türkiye'nin her tarafında bu tip binalar üretebilecek kapasiteye ulaştı Instone. Yoğun Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde geliştirdiğimiz, görmüş olduğunuz 3 boyutlu yazıcımız, harcımız ile ilk olarak Tuzla fabrikamız içerisinde 150 metrekarelik bir demo bina inşa ettik. Buradan kazanmış olduğumuz tecrübe ile Mimari Büro tarafından tasarlanan 300 metrekare oturma alanına sahip bu görmüş olduğunuz yapıyı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın ofis kullanımı için hayata geçiriyoruz. Aslında bu iki aşamalı bir süreç. Yazıcının geliştirilmesi ve harcın geliştirilmesi. Yazıcının geliştirilmesiyle ilgili biz talebimizi belirledik öncelikle. Yüksek mobiliteye sahip olması, istediğimiz yerde istediğimiz zaman kullanabilir hale getirmemiz bizim için çok önemliydi. Ve sonrasında da elbette harcın geliştirilmesi. Bizim kullandığımız harçta herhangi bir kalıp imalatı söz konusu değil. Harcımız kendi ağırlığını taşıyor, hızlı priz alıyor ve C50-60 dayanımına sahip. Gerçekten geliştirme süreçte çok yoğun geçmiş bir harç diyebilirim size. 3D printerla örülmüş kalıplarda demir de kullanıyoruz. Bu da depreme karşı dayanıklılığını binanın arttırıyor. Önemli avantajlarından birisi de mimari serbestlik vermesi. Bu teknolojiyle ilgili gelişmeler dünyada daha yeni başladı. Standartları henüz oluşmadı. Belki de Türkiye'de ilk olarak Instone hem Türkiye'deki hem de dünyadaki bu standartların oluşmasında büyük katkı sağlayacak. Instone'un dünyayla aynı anda bize bunu sağlaması, bize bu bilgileri sağlaması, pratikte uygulamasını göstermesi, o duvarların geometrisini görebiliyoruz, nasıl yazıldığını görebiliyoruz, harcın kıvamını görebiliyoruz. Bunların hepsi bizim için çok değerli. Görmüş olduğunuz 300 metrekare bu yapının kaba inşaatını 14 gün içinde tamamlayabilmekteyiz. Klasik inşaat yöntemlerine göre %10 ile 15 arasında bir tasarruf sağlamaktayız. İstanbul'un veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde başka bir şeye ihtiyacı olmadan mobil beton tesisiyle beraber, robotik kolla beraber mühendislerimiz 3 veya 4 kişi olarak istediğimiz metrekarede binayı imal etme kabiliyetine sahiptir. Aslında biraz da robotun ben çalışma prensiplerini anlatayım. Arka tarafta bir mobil santralimiz var. Bu mobil santralimize girdiğimiz beton reçetemizi otomatik olarak tartımı yapan, karışımı yapan ve robotun ucuna pompalayan bir sistemle çalışıyoruz arka tarafta. Robotun nozzle'ının ucundan çıkan harcımız Mimari Büro tarafından çizilen CAD programı aslında. Başta robotun bilgisayarına aktarılıyor, robotun anlayacağı, konuştuğu dile çevriliyor ve robot o takım yollarını takip ederek harcımızı yazıyor. Bu tür bir projede, bu tür bir sistemde iki ana parametre var. Biri yazıcı, diğeri de malzeme. Yazıcının kendi başına ayrı bir özelliği var zaten. Instone'un yazıcısının benim için en büyük özelliği yerel kaynaklardan tasarlanan bir yazıcı olması. Harç ise her şirketin kendine özgü, şimdi detaylarını sakladığı harç karışımları var bunlarla uygulanan. Bu harcın kalıpsız ayakta durabiliyor olması lazım. Basılırken akışkan olup basıldıktan sonra hızlıca toparlanabiliyor olması lazım. Beton bizim imalatımız. Yani bu robotik kol bizim imalatımız, yazılım bizim imalatımız. %100 yerli bir anlayışla gidiyor arkadaşlarım. Beton bizim imalatımız ki muhtemelen bu betona ayrıca talepler gelecek ki yurt dışından ve yurt içinden de görüşmeler ve talepler söz konusu.
Bu üretim teknolojisinin geleneksel teknolojiye göre avantajları var. Oldukça fazla avantajı var. Bunlardan bir tanesi hız. Çok hızlı bir şekilde bu konutları yerinde imal edebiliyorsunuz. Aynı zamanda da iş sağlığı ve güvenliği konusunda da geleneksel yapım teknolojilerine göre çok daha güvenli. İnsana, çevreye saygılı konutlar üretmek mümkün bu teknolojiyle. Bu teknolojide sıfır atık prensibine uygun olarak kaynaklarımızı daha verimli kullanıyoruz. Herhangi bir beton artığı, tuğla artığı, çimento poşeti artığı gibi bir atık malzeme oluşturma durumumuz yok. Çok çevreci yapılar inşa ediyoruz. Bununla birlikte yüksek ısı izolasyonu sayesinde enerji verimliliği de oldukça yüksek bir yapım teknolojisi bu. Bu tür bir projenin var olması sadece bilimsel ve teknik etkileri yok, en önemlisi akademik etkisi. Akademik etkisi derken de gençler, lisans öğrencileri aslında ütopik gözüken modern bir teknolojinin yerel kaynaklarla İston tarafından sağlanması çocuklara çok büyük bir motivasyon. Her hafta en az 3 öğrenci, hocam İston'un videosunu gördünüz mü? Hocam bu çalışmadan haberiniz var mı? Diyerek sanki bir müjde vererek geliyor ve onlara bu motivasyon, bu çalışmalarda yer alma hevesi veriyor. Bence en önemli katkılarından biri de bu. Belki burada 300 metrekarelik bir yapıyı konuşuyoruz ama bu işin önü çok açık. Ben bunu hissediyorum. İston'la gurur duyuyoruz. Genel müdürüyle, heyetiyle gerçekten gurur duyuyoruz. Sektöre farklı bir vizyon katacak olan bu projeyi Türk inşaat ve yapı malzemeleri sektörüne ilk kazandıran firma olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.